Şimdi HES kodunun bilgileri milli veri tabanına ait bilgiler. Google şu açıklamayı nasıl yapıyor? Yeni güncellemelerde Google haritalarda HES kodlarıyla alakalı bir koordinasyon olacağını bu açıklandı geçtiğimiz hafta. Ya bu milli bir Dünya Sağlık Örgütü üzerinden paylaşılıyor. Yani ben bakanlıktaki üst düzey yöneticilere söylediğimde bu bilgiler bizim namusumuzdur. Hiç kimse bunlara ulaşamaz dediler. Ama ben bunun böyle olmadığını görüyorum bugün. Ve çok ciddi kaygı duyuyorum. Sürükleniyoruz. Toplum bunun farkına vardığı zaman hiç kimseyi tutamazsınız. Ya bunların daha aşı ilaç yaptık diyorlar. Tanı kiti yanlış. Daha sen mikrobu tanımıyorsun. Yani adamın fotoğrafı yok aradığın adamın. Adamı buldum diyorsun. Kimi buldun? Fotoğrafı yok. Sokakta herhangi birini yakalayıp bu budur demen gibi bir şey bu. Peki tanı kitin yanlıştı. Mikrobu izole edip ettin mi? Onu ölüler üzerinde bir takım otopsiler yaptın mı? Bu mikrop nelerden oluşuyor? İçinde ne var bu mikrobun? Birileri diyor ki bu laboratuvarda üretildi. Birisi diyor ki tabii bir süreçte mutasyona uğradı. Bana bu mikrobu izole ettinse bu mikrobu bir fotoğrafını sun. İşte birilerine ne bileyim Avustralya'da aşı yapıyorlar. Adamdaki antikor AIDS antikoru çıkıyor. Bunda demek ki AIDS mikrobu mu var? Bunda bu COVID diyorsunuz da SARS da var. Bunda kuş gribi de var deniyor. Yeni mutasyon mu yoksa yeni mikroplar mı servis ediyorlar? Bakın bunlara hiç o kadar çok cevabını arayan soru var ki. Üçüncü faz tamamlanmamış. Çin Sağlık Bakanlığı ülkede kullanılması için ilaca onay vermiyor. Niye bunun üçüncü fazını yapmadınız diyorsunuz? İçinde hasta yok ki. Resmen yok yok dersen yok oluyor demek ki. Yılbaşında gördünüz. Peki bunu o zaman nasıl ihraç ediyorsunuz? Türkiye kobay ülkesi mi? Ama mesela mRNA'de bunun daha önceden örneklerinin gelip TÜBİTAK tarafından incelenmesi gerekiyormuş. TÜBİTAK Bilim Kurulu tarafından. Peki onun için prosedür ayrı, Çin'den gelen için prosedür ayrı mı? Siz bunu TÜBİTAK'ta incelettiniz mi? Orada gümrükte bekledi bu kadar zaman, getirdiniz. Şimdi aşıya başlayacaksınız. Hayır, iki hafta, nasıl yapacaksınız? İki hafta gelen aşıların şeyi var, çalışmaları yapılacak dendi. Zaten iki haftalık bir süreç. Nasıl iki hafta, sen daha üçüncü fazı yapmamışsın? Yani şimdi üçüncü bunu ne yapacaksın sen? Ne olur ki? Ne olur ki? Bir şey olmaz. Yani zaten birinci faza da gerek yoktu. Ölen ölür, kalan sağlar bizimdir. Zaten ne kadar çok ölürse o kadar iyi olur. Yani projenin esası o değil mi? Covid dediğiniz. Covid dediğiniz şeyle İstanbul Sözleşmesi ya da LGBT ya da aileye karşı yürütülen kampanyalar aynı merkezden yönetiliyor. Sonuç insansız bir dünya. Ve My Heritage diye bir program var. Burada 67 milyar insanın aile bağları ve genetik kodları kaydediliyor. Evet. Bakın. Bu bir soy ağacı programı. Herkes nerede, kimle, nasıl bir temas ya da ilişkiler düzeni kuracağı, nerede ne kadar insanın ölmesi gerektiğini bile bu veri tabanı üzerinden tanımlayabilirsiniz.